Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostlarım, yavaş yavaş havalar ısınıyor, güzel havalar geliyor. Zaman zaman dışarıdan da sizlere videolar çekeceğim. Umarım her şey hayatımızda güzel olur. Artık şu ekonomimiz de düzelsin. Siyasetimiz de bir otursun, yoluna girsin. Uluslararası ilişkilerimizde bir dengeleri bulalım artık. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin vatandaşları güzel olan her şeyi hak ediyorlar sevgili dostlarım. Onun için artık biz özlemle o güzel günleri bekliyoruz. İnşallah her şey hayatımızda yoluna girecek. Bunu bir tarafa koyalım. Güzel olan bir başka haberi de sizlerle paylaşalım. Zaten görüyorsunuz 104.500'ü geçmiş. 104.500 aboneyi an itibariyle geçmiş durumdayız sevgili dostlarım. Yani 100.000 abonenin üzerindeyiz. Yaklaşık bir ay civarında oldu bu. Çok hızlı bir yükselişti. Hatta hayretle karşılayanlar oldu. Ama şöyle söyleyelim. Bir ay artı 25 yıl. Yani bu meslekte bir 25 yılı geride bıraktık. Neredeyse. Artısı eksi vardır. 25 yılı geride bırakmış bir gazeteci olarak son bir ayda böyle bir yükseliş yaşamamız herhalde çok da anormal karşılanmayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Gerçekten abone olduğunuz için, videolarımıza yorum yaptığınız için, like yaptığınız için, evet YouTube'da böyle bir kavramı öğreniyoruz artık, like kavramı. Yani beğendiğiniz için. Diğer taraftan dostlarınızla, etrafınızla paylaştığınız için inanılmaz güzel tepkiler geliyor. İnanılmaz güzel tepkiler. Yani sokakta çevirenler, sağda solda fikirlerimizi soranlar, dostlar, bu anlamda çok özel bir şey bizim için. Hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 104.500'ün üzerinde bir abonemiz olduğu an itibariyle ve her geçen günde abone sayımız hızla artmaya devam ediyor. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Şimdi bu giriş konuşmamızı yaptıktan sonra gelelim esas meselemize, dolar. Biliyorsunuz son zamanlarda dolar en çok bizim üzerimizden konuşulur hale geldi. Bizim böyle bir beklentimiz yoktu. Biz sadece öngörülerimizi sizlerle paylaşıyorduk. Bu öngörülerimizi paylaşma nedenlerimiz de vardı. Aslında hiçbir şekilde size yatırım tavsiyesi vermek niyetiyle de yapmadık bu videoları. Asıl sebebimiz şu. Dolar üzerinden Türkiye'deki ekonomik dengeleri sizlerle konuşmaktı. Ben sizlerle sohbet ediyorum. Tamamen sohbet ediyorum. Yani sizlerle fikirlerimi paylaşıyorum. Sizin de fikirlerinizi alıyorum ve bu fikirlere göre videolarımı şekillendiriyorum sevgili dostlarım. Biz aslında sizlerle böyle bir fikir alışverişi yapıyoruz. Çok da güzel oluyor, çok da keyifli oluyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 10 lira olacak demiştik dolar. Ne zaman olacak abi diye sorular geldi. Bakın ne zaman olacak kısmı önemli. Yani yarın olacak dersem o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Hepimiz evimizi, arabamızı, barkımızı satarız, doları alırız. Yarın da 10 lira olur. Hayat hepimize güzel olur. Böyle bir durum yok sevgili dostlarım. Zaten olması da mümkün değil. Bizim dolar 10 lira olacak öngörümüz bir yıl içerisinde gerçekleşebilecek olaylar kaynaklı. Ve tabii ki geçmişe dönük baktığımız bazı veriler. Hatta bazı sevgili dostlarımız işte biz 10 liradan 12 liraya revize ettiğimizde ya olur mu abi öyle şey falan diye video yapmışlar. Sağ olsun onlara da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Olur. Olur. Olur çünkü bir takım nedenler üst üste gelirse çok mümkün. Şey demişler ya abi o torbaya her şeyi atabilirsin. Elbette atabilirsin. Zaten o torba onun için var. Yani o torbanın içine her şeyi atarsın. O torbanın içindeki attığın şeylere göre de bir değerlendirme yaparsın. Mesela demişler ki işte 2001 krizindeki yükselişi biz aslında 2018'de ve 2017'de yaşadık. Türkiye zaten bir ekonomik krizin içerisinde. Bakın sizin fikirlerinize sonuna kadar saygılıyım. Haklı olabilirsiniz. Siz öyle düşünüyorsunuz. Ben öyle düşünmüyorum. Ben Türkiye'nin bir ekonomik krize daha girmediği kanaatindeyim. Aramızdaki fark bu. Siz bir ekonomik kriz içerisinde olduğumuzu düşünüyorsunuz. Ben bir ekonomik kriz içerisinde olmadığımızı, kıyısında olduğumuzu düşünüyorum. Reel sektörde sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Finans sektöründe sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Ama
bu sıkıntıların tam anlamıyla gün yüzüne çıkıp bir ekonomik kriz yaratmadığını düşünüyorum. Gerekli önlemler alınmazsa çok ciddi ve derin bir krizin gelebileceğini ve buna bağlı olarak da dövizde hareketlilikler yaşanabileceğini düşünüyorum. Birinci farklılığımız bu sizlerle. İkinci farklılığımız, siz diyorsunuz ki bankacılık sistemimiz çok sağlam, herhangi bir problem yok. Ne olursa olsun bankacılık sistemimizle ilgili bir riskli durum olması mümkün değil diyorsunuz. Ben de tam tersini düşünüyorum. Diyorum ki her ülkede bankacılık sistemi riskli olabilir. Her ülkede, her sektörde riskler bulunabilir. Nitekim düne kadar Türkiye'de konut sektörü yıldız sektördü. Bugün konut sektörü büyük riskler taşıyor. Keza Amerika'da biliyorsunuz bankacılık sistemi çok sağlam görünüyordu ama 100 yıllık Lehman Brothers batıverdi. 100 yıllık bankalar kamu bankası haline geliverdi. Neden? Çünkü 2007-2008 krizleri yaşandı ve Amerika'da bankacılık sisteminin sanıldığı kadar sağlam olmadığı ortaya çıktı. Bakın, Türkiye'de bankacılık sistemi bu kadar net bir şekilde sağlamdır ya da net bir şekilde hayır sağlam değildir diyecek hiç kimse bulunamaz. Ha, siz Merkez Bankası Başkanısınızdır, siz Cumhurbaşkanısınızdır, siz Maliye Bakanısınızdır, bütün veriler önünüzdedir. Belki bir öngörünüz olabilir. Peki o bilançoların makyajlanmadığını nereden bileceksiniz? Bakın, Yunanistan'da bankalar battı ama onun öncesinde Yunanistan'daki bankacılık sisteminin çok sağlam olduğu söyleniyordu. Sonra öğrendik ki evrakta sahtecilik yapılmış ya da rakamlarla oynanmış. Keza Amerika'da da gördük biz bunu. Tutup da kesinlikle bankacılık sistemimiz çok sağlam, ondan dolayı bir kriz çıkmaz, zaten krizin ortasındayız demek kendisiyle çelişen açıklamalardır sevgili dostlarım. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Kendisiyle çelişen açıklamalardır. O sevgili dostlarımın açıklamaları kendi kendini yalanlıyor. Bir taraftan ekonomik kriz var diyorlar, öbür taraftan bankacılık sistemimiz çok sağlam diyorlar. Bankacılık sisteminin çok sağlam olduğu bir ortamda zaten ekonomik kriz olmaz. Reel sektör krizi olabilir. Reel sektör sıkıntı da olabilir. Ama reel sektörün sıkıntısı eğer ki kriz boyutuna geldiyse, bir ekonomik kriz boyutuna geldiyse, yani tüm ekonomiyi etkileyecek bir noktaya geldiyse, bu finansa da yansır ve bu diğer ekonomik modellere de yansır. Bakın, şimdi siz konut sektöründeki sıkıntıyı tek başına değerlendirebilir misiniz? Bankacılık sektörüne hiçbir zararı olmadığını söyleyebilir misiniz? 19 bin şu anda konut bankacılık sektörü tarafından satışa çıkartıldı, icralık. Bir bu kadar daha gelmesi bekleniyor peyderpey her ay. Yani 60-70 bin konutun icralık olması söz konusu ve bankalar tarafından satılmaya çalışılması söz konusu. Diğer yandan bankacılık sektöründe şu anda %4.2 oranında batık kredi var. Yani son 10 yıla göre 100 milyar 567 milyonla rekor kırmış bir batık kredi seviyesinden bahsediyoruz. Şunu diyebilir misiniz? Yeni batık krediler gelmeyecek. Bu yeni gelen batık krediler ve daha önce yapılandırılmış kredilerin batmasıyla birlikte risk oranı %15'lerin üzerine çıkmayacak diyebilir misiniz? Böyle bir şeyi söyleyecek bilgi birikiminiz var mı? Ya da önünüzde bir veri bankası var mı? Yok. Sadece siz sağdan soldan gelen açıklamaları duyuyorsunuz. Şu anda %4.2 olan bir batık kredisi net, bunu biliyoruz. Ama sizin örnek verdiğiniz Standard & Poor's ya da Fitch, onu da ekleyeyim ben. Diyor ki bankacılık sisteminiz sağlam ama diyor eğer ki diyor batık kredi oranlarınız %15'i kırarsa işte o zaman büyük bir tehlike vardır ve finans sisteminizde ciddi kırılmalar ve krizler söz konusu olabilir diyor. Bunu niye okumuyorsunuz sevgili dostlar? S-400 konusu şu anda senin seçim problemin nedeniyle gündemde değil. F-35 şu an itibariyle gündeminde değil. Suriye meselesi şu an itibariyle gündeminde değil. Amerika ile yakınlaşırsan, Rusya ile uzaklaşırsan ne tür bir krizle karşı karşıya kalacaksın? Bu senin şu anda gündeminde değil. Borsa şişmiş durumda. 98 bin seviyesinde ve eğer ki bir keriz silkelemesi olacaksa esas borsada olacak. Bu senin gündeminde değil. Ama benim karşıma çıkıp şunu rahatlıkla söylüyorsun.
Finans sistemimiz, bankacılık sistemimiz köküne kadar sağlam. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Vahiy mi iniyor yani sana? Yani benim bilmediğim, senin çok bildiğin bir şey mi var? Hayır. Senin de önünde ekran var, benim de önümde ekran var. Aynı ekranlara bakarak yorumlar yapıyoruz. Sen sadece teknikle sınırlı yorum yapıyorsun. Ben bunun yanına temel analizler de koyuyorum. Yine oradan çıkmış diyorsun ki 12 liranın üzerine çıkacak demek piyasayı panikletir. Hayır, piyasaya yalan söylemek piyasayı panikletir. Piyasaya doğruyu söylersin ki piyasa buna göre tedbirlerini alır sevgili dostlarım. Piyasa bunun da olabileceğini öngörür ve buna göre tedbir alır ve bunun sonrasında da sıkıntılardan daha kolay kurtulma şansını yakalar. En azından bir sürprizle karşılaşmaz. Sen adama her gün her şey iyi olacak, iyi olacak, iyi olacak dersin. Sonra Türkiye'de bir kriz patlar. Adam sudan çıkmış balığa döner. Neden bu pozisyona düşürüyorsunuz adamı? Öngörü sunmak bu mudur insanlara? Doğru neyse bunu söyleyeceksiniz. 12 lira olmaz. Olmayabilir. Peki ben size şu soruyu soruyorum. 8 lira olur diyorsunuz. Peki 8 lira olduğu zaman bu şu demek. 5 lira olan, yani şu anda 5.60 olan kurun 8 lira olması demek neredeyse %40'lık bir devalüasyon demek. Bu piyasayı olumsuz etkilemeyecek mi? Piyasayı darmadağın etmeyecek mi? O hasar doların daha da yukarıya gitmesine sebep olmayacak mı? 2001 ile 2019 aynı şey değil. Zaten 2001'de sabit kur vardı, 2019'unda o yükselişi 2018'de yaşandı diyorsunuz. Öyle mi gerçekten sevgili dostlarım? Peki o zaman ben de size şunu söyleyeyim. 1998, 1999, 2000 yıllarındaki döviz yükselişi neden kaynaklandı? Diğer taraftan sabit kur sistemi değil, esnek sabit kur sistemi vardı. Yani tam anlamıyla kamunun kontrolünde olmayan ama tamamen serbest piyasa kontrolünde de olmayan bir kur sistemiydi. Ama piyasanın da etkileri çok net bir şekilde görülebiliyordu o sistem içerisinde. Bunu niye söylemiyorsunuz? Bilmiyorsunuz çünkü. Ya da biliyorsunuz, söylemek işinize gelmiyor. 2001'den sonra dalgalı kur rejimine geçildi değil mi? Evet, geçildi. Peki hep kriz ortamlarında mı dolar yükselir sanıyorsunuz? Yani kriz olmazsa dolar sabit kalır, öyle mi? Öyle olmadığını görüyoruz. Bakın 2002 yılında 1294 lira olan döviz kuru yine 2002 yılı içerisinde 1682 liraya yükselmiş. %50'lik bir devalüasyon var. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Dalgalı kurun içerisinde %50'den fazla bir yükseliş gözleniyor. Açın bakın. 2004 yılında 1307 lira ile yıla başlayan dolar 1558 lira olmuş. Yine %20'nin üzerinde bir fiyat kaybı söz konusu TL'de, değer kaybı söz konusu, kriz mi vardı o dönemde? 2006 yılı 1700 liraya çıkmış, bakın 1300 liradan 1700 liraya çıkmış, neredeyse %40 oranında devalüasyon olmuş, değer kaybetmiş para birimi. Kriz mi vardı bu dönemde? 2007 krizi yaşanıyor dünyada, bakın dünyada 2007 krizi yaşanıyor, ciddi bir finansal risk var, sıkıntı var ve 2007 yılında 1456 lira olan dolar kuru 1176 liraya düşüyor sevgili dostlarım. 2008 yılında 1150 liradan ikinci krizin daha şok bölümü geldiği zaman da 1694'e çıkıyor, yine %50'ye yakın bir değer kaybı var TL'de. 2010 yılına geliyoruz. Dünya krizi mi var? Ya da Türkiye'de bir ekonomik krizi mi var? Hayır. Ama 1300 lira olan dolar 1600 liraya çıkıyor. Hadi bunlara da cevap verin. Onun için söylüyorum size sevgili dostlarım. Hani diyorsunuz ya, ya o günün şartlarıyla bugünün şartları bir değil. Aha, evet, değil. Ama dolarda yine hareketlilik var. Üstelik öyle ciddi dalgalanmalar var ki, öyle ciddi kriz silkelemeleri var ki, bunları da oturup konuşmamız gerekiyor. Bakın 2011, 1502 lira olan dolar kuru 1915 liraya çıkıyor. Arkadaşlar yapmayın. Bir şey söylerken tabanınız olsun. 2013, 1754 lira olan kur 2164'e çıkmış. 2014, 2369'a çıkmış. Hiçbir kriz ortamı yok 2014 yılında. 2015, 2296 lira olan dolar kuru 3065 liraya çıkıyor. 2017'de 3966 liraya çıkıyor. 2018, bakın 2018'e kadar kriz falan yok. 2018'in Ağustos'una kadar kriz yok. 3763'e geliyor ve oradan da
6.892 liraya çıktı. 6,5 lira olan kurun ya da 5.60 olan kurun 9 liraya gelmesi demek, 5.50'den 9 liraya gelmek %60'lık bir hareket demek. Bu her sene yaşanmış. 12 liraya gelmesi de %100'lük bir hareket demek. Bu da olağanüstü kriz dönemlerinde yaşanmış, 2001 gibi. Şimdi siz, biz krizi 2017'de 2018'de ne krizi yaşadınız siz ya? Neyin krizini yaşadınız? 2017'de 2018'de Türkiye bir kriz yaşamadı. Türkiye daraldı. Daralmayla kriz aynı şey değildir. Ona rağmen 2018'in büyüme rakamlarına bakın. 2018'in ilk çeyreği ve ikinci çeyreğinde olağanüstü büyüme rakamları görüyoruz. O kadar büyümenin olduğu bir ortamda krizden mi bahsedeceğiz? Sadece son çeyreğinde eksiği görüyoruz 2018'de. Lütfen insanlara doğru bilgi verin sevgili dostlarım. Yani haklı çıkmak için bahane üretmeye çalışmayın. Benim de rakam var. 2018'in birinci çeyreğinde %7.2'lik büyümesi var Türkiye'nin. Ben o gün çıkmışım demişim ki Türkiye çok ciddi sıkıntılarda. 2017'de demişim ki Türkiye çok ciddi sıkıntılarda ama krizde değil demişim. Sizler o günlerde çıkmışsınız demişsiniz ki Türkiye müthiş, büyüyoruz, harikayız manşetlerinizi göstermek zorunda kalmayayım. Konuşmalarınızı da göstermek zorunda kalmayayım. Utanırsınız. Yapmayın arkadaşlar. Şimdi bana gelip Türkiye zaten kriz ortamındaydı, doların yükselmesi ondan kaynaklı falan demeyin. 2017-2018'de siz Türkiye krizde değil diyordunuz. Ben hala değil diyorum. Ama şimdi çıkmış diyorsunuz ki 2017-2018'de Türkiye krizdeydi, dolardaki yükseliş ondan kaynaklandı, 2001 ile kıyaslayamazsınız 2019'u. Ben de diyorum ki hayır, Türkiye daha krize girmedi, 2019'da krize girdiğinde 2001'de yaşadığı şokları yaşayacak diyorum. İşte aramızdaki fark bu sevgili dostlarım. Ve o zaman finansal kriz de yaşanabilir diyorum. O zaman bankacılık sistemiyle ilgili sıkıntılar da yaşanabilir diyorum. Şu anda yok. Ama her gün artan bir bankacılık sistemi sıkıntısı var diyorum. Siz de bana diyorsunuz ki bunun karşılığında, biz Standard & Poor's'tan gördük orada bir şey. Ya bırakın Standard & Poor's'u. Senin batık kredin ne kadar kardeşim? Son 10 yılın en yüksek seviyesinde 100 milyar 567 milyon batık kredin. Bu da %4.2'ye geliyor. Yapılandırılmış krediler yok bunun içinde ve şu anda gözlem altında tutulan krediler de yok. Konut kredileri de tam anlamıyla yok. Ve kamu bankalarının görev zararları da yok bu işin içinde. Bütün bunları toplayın bakalım. Finansal bir sıkıntım var mı yok mu? Sevgili dostlarım, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum ve mutlaka dostlarınızla paylaşın sevgili dostlarım. Hoşçakalın.